Geçen sene 1 kilosunu 30 liradan sattı. Gerçi biz markette 100 liradan alıyoruz 1 kilosunu. Ama sorun bu değil. Kovan başına destek 20 liraydı, 30 liraya çıktı. Yasin arkadaşımız da İpsala'nın Kocaıdır köyünde yaşıyor. Evet. Desteği almak için İpsala'daki Ziraat Bankası'na gidiyor, 30 lira veriyor. 30 lira yol parası. Evet, yol parası. Yani o zaman hiçbir işe yaramıyor bu destek. Vallahi bu desteği yetersiz buluyoruz. Balımıza taban fiyat istiyoruz. Nasıl evet. ki buğdaya taban fiyat veriliyorsa, çaya nasıl ki taban fiyat veriliyorsa da arıcının balına da taban fiyat verilmesini istiyoruz. Çünkü biz korumasız kalıyoruz tüccara karşı. Evet. Ne fiyat veriliyorsa biz onu vermek zorunda kalıyoruz. Geliyor yani. Sizin bütün yani, balınıza 1000 lira diyor adam. Yahut da bekliyorsun, vermiyorsun. Sonra sıkışıyorsun. 2 ay sonra 1050 lira diyor. O da 1050 lira dedi ama 27 lira, kilogramlık 27, teneke. 27 kilogramlık teneke. Yani 30 yani, liraya geliyor aşağı yukarı. Yani tenekenin boşunu 6 liraya alıyorduk geçen sene. Şimdi 50 liraya, 60 liraya çıkmış boş tenekesi. Biz bu 27 kilo net olan balı toptan olarak 1050 lira veya 1100 i̇şte liraya satıyoruz. 30 liradan 30 lira 32. gibi geliyor işte. Tabii, o civardan geliyor. Bu şekil biraz zor oluyor. Yani destekten ziyade bu şekil devlet tarafından taban fiyat verilmesini talep ediyoruz. Bu bizim için daha çünkü iyi Türkiye, olur diye düşünüyoruz. Bal üretiminde dünya 9.'sü, arı varlığı bakımından 4. ama kişi başına bal tüketimi var mı derseniz yok. Niye? Aracılar böyle. Aracılar arıcıları kullanıyor. Ama sen de bir arıcısın, bunu üretmen lazım. Onun için bu böyle bir fiyat politikası güdülmesi gerekli. Maliyetler de yüksek. Maliyetler yüksek. Şeker fiyatları. Şimdi bu kovanı yenisini yapmak sordum. 700 lira. Evet. En son. 700 lira. Şimdi belki de 700 lira yapmazlar yani. Sen